Galibiyet için tebrikler öncelikle. Galatasaray'ın transfer döneminden bahsettik. Mustafa Muhammed'le ilgili birkaç bir şey sormak istiyorum. Öncelikle satın alma durumu ne aşamada? Bununla ilgili bir resmi girişim yapıldı mı? Bir de oyuncuya bugün tribünlerden önemli de bir destek vardı. Taraftarlar birçok kez Mustafa Muhammed'e destek verdi bugün. Gol yollarında bir problemi var. Siz taktiksel bölümün dışında psikolojik olarak da oyuncuyla mutlaka konuşuyorsunuzdur. Nasıl bir durumda Muhammed şu anda? Üzerinde bir baskı hissediyordur mutlaka. Yani tabii uzun yıllardır ben de o bölgede oynadığım için bazen uzun zaman gol atamadığın zaman bir sıkıntı olur. Ama Mustafa 2 maç önce muhteşem bir gol attı. Mustafa bir santraforu, golle besleniyor. Hepimiz öyleydik. Yani gol atamadığımız zaman mutsuz olurduk. Oyunun içerisinde bazen sadece gole odaklı oynadığı zaman, sadece golü düşündüğü zaman biraz sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlarıyla beraber oynadığı zaman daha başarılı oluyor. Onun için Mustafa gol atmaya devam edecek, eder. Santrafor orada çok pozisyon yakalar. Hele Galatasaray'da oynuyorsan zaten her zaman pozisyon yakalıyorsun. Attığı zaman da özgüveni daha yukarı çıkar. Onun için Mustafa'nın biz yeteneklerine güveniyoruz. Mustafa da bunu biliyor. Bu sene çok parçalı oynadık orada. Yani hem Avrupa Ligi, şimdi Türkiye Kupası da başlayacak. Avrupa'da da devam ediyoruz. Hedeflerimiz bitmiyor. Yani biliyorsunuz 16'dayız UEFA Kupası'nda. Hala şampiyonluk vereyim. Galatasaray her zaman şampiyonluk umudu vardır. Hiçbir zaman vazgeçmez. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar da kovalayacağız. Son maça kadar da kovalayacağız. Onun için UEFA Kupası, Türkiye Kupası derken şimdi bir de Afrika Kupası geliyor tabii. Bir de gidecek oyuncularımız var, bazı oyuncularımız. Mustafa inşallah oradan da iyi döner. Şampiyon olur diyeceğim, iki tane oyuncumuz var. Hangisi olur bilmiyorum ama en azından ikisinden biri olur. Bakalım, devam edeceğiz. Diğer konu ise o yönetimle alakalı. Onun çok bilgim yok. Hocam, Ferhat Kızıltaş, TR Haber .com. Hocam, bu maçtan sonra Fatih Hoca'nın cezası tamamlandı. Giresun Türkiye Kupası maçıyla beraber dönecek. Bu maçta aslında bu süreç siz de ve Selçuk Hoca için farklı bir deneyim oldu belki de. Evet. Bazen sonuçlar iyi gittiği zaman bu çok göze gelmez ama sonuçlar kötü olduğu zaman teknik ekip, futbolcu, taraftar, herkes eleştiriliyor. Evet. Bu dönem sizin için nasıl geçti? Bir de antrenörlük kariyerinizde Galatasaray gibi büyük takımlarda başlamak sizce bir risk midir? Bunun için neler düşünüyorsunuz? Ya Galatasaray benim evim, yuvam. Yani bunun her bölümünde görev alıyoruz. Mutlaka ki iyi gittiği zaman kimse hocalar çok iyi demiyor. Ama işler kötü gittiği zaman eleştiriyor. Ona da saygı duyuyoruz. Normal. Kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Fatih Terim gibi Türkiye'nin gelmiş geçmiş ve gelecekteki en büyük hocasıyla çalışıyorsun. Buradan her gün bir şey öğreniyoruz. Her gün tecrübemize yenilerini ekliyoruz. Kolay değil. Mutlaka ki bu süreç biraz bizi üzdü, canımız yandı. Yani bir de onlar var. Yani bazı maçları çok iyi oynayarak bazı noktalarda bitiremedik. Bazı noktalarda hakem hataları çok etkili oldu. Onun için geride bıraktık onları. Önümüze bakıyoruz. İnşallah aynı hataları, aynı şeyleri bir daha hiçbir maçta yaşamayız diye umut ediyoruz. İki soruyla bitirelim o zaman. Önce siz isim ve kuruluş lütfen. Mustafa Göksel, Yeni Şafak Spor. Hocam, galibiyet için tebrikler. Günden önce kulübün bir açıklaması olmuştu. Bu açıklamada önde koşar gibi görünenler gibi bir ifade kullanılmıştı. Siz Trabzonspor'un liderliği için ne düşünüyorsunuz ve puan farkının bu denli açılmasını neye bağlıyorsunuz? Bir daha koşar gibi derken nasıl önde yani? koşar gibi görünenler ifadesi Kim kullandı kullanılmıştı bunu? kulübün yayınladığı açıklamada. Şimdi onu bilmediğim için ne olduğunu ona yorum yapmayayım. Şimdi ilk yarıda bu puan farkı açıldı bu kadar. Bir yarı daha var. Kapanabilir mi tekrardan? Kapanabilir. Onun için biz kapatmak için en iyi oyunumuzu oynayıp Galatasaray gibi oynayıp kapatacağımızı umut ediyorum. Hep geride ikinci yarılara hep iyi başlarız. Tekrardan bu iyi oyunu, güçlü oyunumuzu sahada taraftarımızın da desteğiyle, ki taraftarımız sadece bugün kazandığımız zaman değil, kaybettiğimiz zaman da oyuncularımıza destek veriyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Sadece her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz. Çünkü kötü günleri geçirip iyi günlerde daha kalabalık, stadı full taraftarımızla oynamak umudum benim.
Hocam Serhan Türk Demir'in haber ajansı tekrardan tebrik ederim sizi. Şunu sormak istiyorum. Herkes de bize bunu soruyor. Morata'nın durumu ne? Yani çok ümitlerle alınan genç kadronun gerçekten çok göze batan hocadan birisiydi. Ama ilk 11'i çok fazla bulamıyor. Bu, ne gibi eksikliği var Morata'nın? Ya Morutan iyi bir oyuncu, genç bir oyuncu. Bizim isteyerek aldığımız bir oyuncu. Beklentimiz de çok. Söylediğiniz gibi herkesin beklentisi çok. Hocamız her maçta şans veriyor kendisine. Bazen 11 oynuyor, bazen yedekten giriyor. Biz memnunuz kendisinden, her oyuncumuzdan memnunuz. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.